Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Ayşe ben. Bugün kalıp kullanmadan kendi pijamamızdan ister çocuğunuza ister kendinize pijamayı kalıp olarak kullanarak yeni bir pijama dikeceğiz. Bunun için önce kumaşımı ikiye katlıyorum. Penye bir kumaş, esneyen tarafına doğru pijamamı seriyorum. Ve 3 parmak mesafe bırakıyorum. Bu şekilde seriyorum. Altına lastikle alt yapacağımız için kesimini göstereceğim oranında. Üstteki boşluğu da kıvırıp lastik takacağımız için bırakıyoruz. Şimdi kesiyoruz. Yarım santim dikiş payı bırakabilirsiniz. Eğer bu küçük gelen bir pijamaysa 1-1,5 santim mesafeden keserseniz gübeden büyük pijama elde edebilirsiniz. Buraya kadar geliyorum ve altına lastik geçireceğim için bu noktadan kesiyorum. Bu şekilde iki parça keseceğiz, ön ve arka olarak. Kestik parçalarımızı. Şimdi A uyuntusunu yapacağız. Ben özellikle bu belle A arası kısmı uyuntulu yapıyorum ki bir böyle bolluk, bir toparlanma oluyor. Onun önüne geçmek için hem böyle tam bedeninde hem de sonra küçük bir A da kesiyorum. Şimdi kumaşlarımızın önleri yüz yüze bakacak şekilde birleştiriyorum. Burası tersi, burası düzü. Düzlerini üst üste getiriyorum. Ve yanlarından dikiyorum. Belden A kısmına dikiyorum. Overlock makineniz yoksa düz dikiş makinesinde de dikebilirsiniz. Benim overlock'um hazır olduğu için hemen overlock'ta diktim. Normal düz dikiş makinesinde de dikebilirsiniz. Şimdi ayırıyoruz. Bakın pijamamız ortaya çıktı bile. Şimdi bacaklar. Paçadan başlayarak hiç kesmeden tek bir dikişte A birleştirip diğer paçadan çıkıyoruz. Yani bir paçadan giriyoruz, dümdüz çıkıyoruz, A dikiyoruz diğer paçaya kadar. Şimdi dikişimiz bitti. Düzünü çeviriyorum. Eğer overlock yapacaksanız bel kısmına önce bir overlock yapacağız. Sonra da kıvırıp lastiğini takacağız. Ama bunun öncesinde ben paçalarını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çocuklar paçaları bol olunca rahatsız oluyor, yukarı sıvanıyor. O yüzden biraz daha küçük bir uzunlukta paçaya ayrıca bir penye takacağım. Onun yapılışını da göstereceğim. Şu anda beli overlockluyorum. Şimdi alt parçaya geldik. Bu parçayı ben ribana kullandım. Daha esnek bir kumaş. Ölçü olarak yine eski pijamamı kullanıyorum. Bir parmak daha uzun olabilir. Burada görünüşünden bir parmak daha uzun olabilir. Eni de iki parmak uzun yaparsanız yeterli olur. Bundan da iki parça keseceğim.
Düzünü çeviriyorum kumaşın. Düzünden ikiye katlıyorum. Sonra eninden de ikiye katlıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi parçamızı birleştirdik, paça lastiğimizi. Dikişi dikişine denk gelecek şekilde tersinden yerleştiriyoruz ve gerdirerek karşı tarafı bir iğne tutturuyorum. Böylece bir yerde yığılma olmuyor. Yani lastik toparladığında bir tarafı daha sıkı, bir tarafı daha bol olmuyor. Bu şekilde dikiyorum. Bakın iğne takılı olduğu için ne kadar gerdirmem gerekiyor kumaşı anlayabiliyorum. Yarısına geldiğimde iğnemi çıkartıyorum. Yine ucuca denk getirecek şekilde birleştiriyorum. Şimdi sıra geldi bele. Yine pijamamızı getiriyoruz, eski pijamamızı. Bundan bir parmak kadar önce ikiye katlıyorum lastiği, sonra da bir parmak kadar fazla kesiyorum lastiğini. Şimdi lastiği birleştiriyorum. Son aşama artık. Belimize lastiği takacağız. Burada siz şöyle de yapabilirsiniz. Ben lastiği dikerken takacağım. İçine koyuyorum lastiği, elimle ayarlıyorum ve ucundan dikeceğim. Ama isterseniz siz lastik boyunda bir kanal dikerek sonra da çengelli iğne ile takabilirsiniz. Bunu daha önce bir fırfırlı etek videomuz vardı. Orada diğer yapılışını göstermiştim. Yukarı onu da eklerim. Eğer ben böyle takmak istemiyorum, o daha kolay derseniz ona da göz atabilirsiniz. Evet, pijamamız hazır. Çok da güzel oldu. Umarım siz de denersiniz. Sonuçları da yoruma yazarsınız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.